Hanım merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız canlarım, bizler de çok 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 iyiyim. Uzun bir süreç olmuştur. Bu çiçeğim hakkında daha önce de video paylaşmıştım ama o süreç tekrar video çekmek kısmet olmadı canım takipçilerim. Daha önce bu çiçeğimi çektiğimde arkadaşlar bu çiçeğimin adını bilmiyorum, ben buna okul çiçeği diyorum demiştim. Gerçekten de adını bilmiyordum o paylaştığım zaman. Üst kat komşum vardı, kulaklar çınlasın taşındı. Okuldan getirmişti çiçeğini. Kendine okuldan bir parça almış, okuldaki çiçeği budamışlar atarlarken. O da hem bir tane bana, bir tane de kendisi için getirmişti. Çok da hoşuma gidiyordu okulda gördükçe bu çiçeği, ama çok büyüktü. Yukarıya doğru uzun bir çiçekti. O yüzden adını bilmediğim için okul çiçeği diyordum ben sürekli buna. Okul çiçeğim diye seviyordum canım takipçilerim. O videomu paylaştığımda o zaman daha böyle yukarıya doğru uzatıyorduk. Yukarıya doğru gidiyordu çiçeğim. Hatta onları kırıp ekmiştik. O kırık ektiklerimiz de bunlar. Kırıp çiçekler ekmiştik. O çiçeğimden bir saksım daha var. O saksım daha büyük. Şimdi büyük olduğu için masama burada sığmayacağı için bunu aldım canım takipçilerim. Biri yukarıya doğru boyuna uzuyor. Bunu da bu şekilde sarkar vaziyete tutuyorum. Çok fazla yukarıya doğru çıkmasına müsaade etmiyorum. Okuldaki çiçek çok fazla büyük ve yayvandı ve okul çiçeği adını bilmediğimiz için ona okul çiçeği dedik ve buna da okul çiçeği dedim. Videosunu paylaşırken dedim ki ismini bilen arkadaşlar bize yazar mısınız? Hepinize çok teşekkür ederim. O videonun altına ahtapot çiçeği olduğunu, dev telgraf çiçeği olduğunu, aynalı telgraf çiçeği olduğunu hepiniz yazdınız canım takipçilerim. Çok fazla üzerinde toz tutmuyor. Diğer çiçeklerimi bazen bezle tozunu alıyorum ya da fırçayla tozunu alıyorum. Ama ahtapot çiçeğimi ayda bir defa falan duş kabinde yıkıyorum. Ondan sonra bir ay çok fazla üzerinde tozlar barınmıyor. Çok fazla toz barınmadığı ve parlak durduğu için bir diğer adı da aynalı telgraf olarak geçiyor canım takipçilerim. Oldukça parlak ve canlı yaprakları var. Hiçbir şekilde parlatıcı sıkmıyorum çiçeğime. Çiçeklerimin hiçbirine parlatıcı sıkmıyorum. Sonra onlara tozlar çok yapışıyor parlatıcılardan sonra. Bunu da işte ayda bir defa duş aldırıyorum. Böyle güzel parlak duruyorlar. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Çiçeğimin telgraf çiçeği olduğunu, aynalı telgraf ya da işte ahtapot çiçeği olduğunu sizden öğrendim. Bu üç isimden de internette ararsanız bu çiçeği bulabilirsiniz. Bakımı o kadar kolay ki, ister aydınlıkta tutun, ister gölgede tutun, tam gölgede de, hiç ışık almayan yerde de yine de böyle güzel oluyor, büyüyorlar. Ahtapot çiçekleri çiçek açıyor mu canım takipçilerim? Evet, gerçekten ahtapot çiçekleri çiçek açıyor. Nasıl çiçekleri? Hani minnacık mavimsi, diğer telgraf çiçekleri daha böyle mor gibi açıyor. Bununki daha böyle maviye yakın. Minnak minnak, diğer telgraf çiçeklerimiz gibi bunlar da minik çiçekleri açıyorlar canım takipçilerim. Bazen de anlamıyorsunuz bile, yani çok dikkat etmezseniz bazen de anlamıyorsunuz çiçek açtığını, minnacık bir şey açıyor. Hani çiçeği o kadar, yani illa açsın diye böyle beklersiniz ya bazı çiçekleri. Bunun da hani o kadar çok kocaman bir telgraf çiçeğiniz var, minnak minnak çiçekleri açıyor. Büyük çiçekler açmıyor canlarım. Böyle mavi tonda çiçekleri oluyor. Üretimi de canım takipçilerim o kadar kolay. İsterseniz kırın, isterseniz suya koyun. Suda çok fazla kökleniyor. Kırıp ektiğinizde, şimdi benim elim aşina, yıllardır çiçek bakıyoruz. Şükürler olsun Rabbime. Hemen hemen her kırdığımızı tutturuyoruz. Ben tutturamıyorum diyenler için de şöyle diyeyim, suya koyup bir soda şişesine mesela kırın, bir arkadaşınız da varsa. Mesela diyelim ki şimdi şurada narin bir yaprağımız var, dalımız var. Şunu şuradan kıralım. Bakın, kırdım canım takipçilerim. Bunu eğer ki kırıp tutturamıyorum, benim elimden çiçek tutmuyor diyenler için söylüyorum. Bunu suya koyarsanız çok çabuk kökleniyor ve aşırı kökleniyor. Yani diğer çiçeklere bakış daha çok kökleniyor. Ve kökleri o kadar kılcal değil, daha böyle kalın kalın oluyor. Üretimi de o yüzden o kadar kolay canlarım. Şimdi ben bunu çok yer kapladığı için ayrı bir saksıda göstermeyeceğim. Üretimini de bu şekilde, bakın, hemen elimle toprağını birazcık oydum. Bu şimdiki kırdığımız. Hemen şuraya şöyle bir oyuk açıyorum parmağımla. Bunu bu şekilde ekiyorum.
Bazen kırılan yaprakları oluyor, dallar oluyor. Hemen köküne koyuyoruz. Ektik canlarım. Şimdi bunu bu şekilde, yani benim elim aşina. Bu da zaten çok çabuk tutan çiçek olduğu için bu burada inşallah Allah nasip ederse tutacak ve büyümeye devam edecek diğerleri gibi. Ama siz ben bu şekilde tutturamıyorum derseniz canlarım, bir soda şişesinin içine koyun ya da bir kavanoza koyun ya da bir bardağın içine koyun. Suyunu da doldurun. Çok çabuk kökleniyor ve çok köklü oluyorlar. Telgraf çiçeklerinin üretimi de böyle. Diğer çiçeklere göre bakımı çok zahmetsiz. İlla böyle tabii aydınlığı her çiçek sever. Ama salonunuzda kuytu bir köşede de tutabilirsiniz. Ama aydınlık alırsa daha da güzel oluyor canım takipçilerim. Benim diğer çiçeğim oldukça büyük. Bununsa böyle bu şekilde. Bakın eğer ki bu dal yukarıya doğru çıktı. Eğer ki bu dalımıza biraz böyle bir değnek yapsak, işte bir destek yapsak yukarıya doğru uzayıp büyüyecek. Benim de canım takipçilerim. Şimdi burada derli top dursun diye böyle topladım. Burada masamın şu en son köşesinde duruyor ve aşağı doğru sarkıyor canım takipçilerim. Bunu daha çok bakın şimdi. Ben böyle toparladım. Bunlar bu şekilde duruyor. Aşağı doğru sarkık duruyorlar. Bakın. Hani bunları ben şimdi videoda sarkık durursa göremeyeceksiniz dallarını. Bunlar böyle aşağı doğru sarkık duruyor ve çok hoş oluyor. Masamın köşesinde duruyor ve menekşe raflarıma doğru sarkıyor. Salonumun bu taraftaki koltuğuna oturan gözünü hoş görüyor canlarım. Ben size derli top dursun diye toplamıştım. Bunları böyle içine doğru isterseniz dik yukarıya doğru büyütebilirsiniz. Bu çiçeğin işte kontrolü sizin elinizde gibi bir şey. Şimdi bu büyümeye başladığında buna bir destek yaparsanız bakın. Bu böyle yukarıya doğru büyür. Yukarıya doğru büyür ama siz bunu böyle sürekli desteklemezseniz aşağı doğru sarkıtırsınız ve aşağı doğru sarkan bir çiçeğiniz olur. Benim de çiçeğim canım takipçileri masamın üstünden aşağı doğru sarkıyor. Benim hoşuma gidiyor. Seviyorum ahtapot çiçeklerini. Adını geç de öğrensem. Muhteşem çiçek. Zahmetsiz. Aydınlığı tabii ki her çiçek gibi bu da çok seviyor. Ama dediğim gibi her çiçeği çok aydınlığa, çiçeğiniz çoksa aydınlığa koyamıyorsunuz. Bakın şimdi arkamda çiçekler var. Daha da sonra önde camım var. Bu masamda dar ama geriye doğru uzun. Hani 1,5 metre belki boyu vardır. Mesela arkamdan camdan ışık alması gereken çiçekleri buraya koyuyorum. Masamın bu uç kısmına da daha az ışık isteyenleri koyuyorum. Bunun da şansına masamın üzerinde daha az ışık alan kısımda kalıyor. Çok fazla etkilenmiyor canlarım ama oldukça güzel ve sağlıklı durumda şimdi ahtapot çiçeğim. Ahtapotumuza nasıl bakalım? Suyunu da anlatalım. Ya, salon çiçekleridir dedik. Kış olduğu için haftada bir suluyoruz. Böyle güzellikler sunuyorlar bize. İşte kışın bir ya da iki defa ahtapot çiçeği çiçek açıyor. Minnak minnak çiçekleri oluyor. Dev telgraf çiçeğimiz. Bir diğer adı da telgraf çiçeği. Aynalı telgraf. Muhteşem bir şey. Ben çok seviyorum. Adını geç öğrensem de çok güzel bir çiçek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Çiçekli kalın.